Kayıt dışı iktisattan herkese merhabalar. Bugünkü yayında son ayların hatta belki de birkaç yılın aslında popüler tartışma mevzusu faiz, enflasyon, büyüme üçgeninde diyebileceğimiz hani faiz sebep enflasyon sonuç söyleminden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hareketle yola çıkarak başlattığı tartışmaya hızlıca değinmek istiyorum. Bu konudaki görüşlerimi aslında birkaç farklı mecrada dile getirdim. Televizyon kanalı, alternatif medya, sosyal medya vesaire ama derli toplu olarak da Kayıt Dışı İktisat kanalında da bahsetmek istediğim ki en azından kayda geçsin diye. Şimdi şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın malum bir sözü var. Son zamanlarda sanki kullanmıyor bunu birkaç aydır ama onun öncesinde epeydir kullanıyordu. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diye. Ve ben bu hatta bununla ilgili bir sınav sorusu sordum. Türkiye ekonomisi dersi veriyorum bizim Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünde 4. sınıflara verilen bir ders. Bölümün son zorunlu dersi 4. sınıflarda. Orada final sınavında da aslında bu soruyu sordum. Hani buna iktisadi açıdan tartışınız diye veya gençle meşrulaştırır mısınız? Yani destekleyin ya da eleştirin. Tabii iktisadi argümanlar kullanarak. Şimdi ben açıkçası hani o soruya verilmesi gereken cevaptan da hareketle biraz ne anladığımı, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kastettiği, işte iktisat politikası bunun etkisinin ne olduğu gibi şeyleri konuşmak istiyorum bu yayında. Şimdi faiz sebep enflasyon sonuç mu? Şimdi tabii bu sebep sonuç ilişkisi mevzusu iktisatta çok tartışılır, çok kullanılır. Yani sebep değişken, sonuç değişken. Hani bu şimdi sebep sonuç dediğiniz zaman bir değişken diğeriyle arasında sebep sonuç ilişkisi var anlamına geliyor. Buna causality diyoruz İngilizce'de aslında. Ve ekonometrik açıdan yani istatistiksel yöntemlerle iki değişken arasında böyle bir nedensellik ilişkisi var mıdır yok mudur incelemek mümkün. Farklı nedensellik testleri vesaire falan var. Tabii o testlerin ötesinde bu ampirik bir sınaması yani Türkiye'de alırsınız veriyi, faiz verisine, enflasyon verisine. Arada ilişki var mıdır yok mudur bakarsınız. Ama bunun ötesinde de tabii teorik argümanlar var. Yani hiç daha veriye sınamaya gerek kalmadan teorik olarak böyle bir ilişki var mıdır yok mudur? Faiz sebep enflasyon sonuç mu anlamında. Aslında benim bakış açıma göre yani en azından ben para ekonomisi uzmanı değilim. İktisatçıyım, makro iktisatçıyım ama doktora tezimi makro iktisat alanında yazdım. İşte doçentlik de makro iktisat alanına girmiştim doçentliğe diyelim. Doçentlik sözlü sınavı da vardı benim zamanımda. Sözlü sınavına da aynı şekilde. Yani en azından biraz makro iktisat biliyorsam benim bildiğim kadarıyla aslında bu ikisinin arasında yani çift yönünde nedensellik var diyebiliriz rahatça. Tabii şimdi hangi faiz enflasyon tamam belli. Yani enflasyondan ne kastettiğimiz belli. TÜFE'deki artış oranına, tüketici fiyat endeksindeki artış oranına enflasyon diyoruz. Tabii işte TÜİK'in verileri var, ENAG verileri var, işte İTO açıklıyor, TÜRK İŞ açıklıyor vesaire. Ama hani diyelim ki TÜİK'in verilerinin de TÜİK'in TÜFE verilerinde, ÜFE de değil yani, TÜFE verilerindeki değişime enflasyon diyoruz ki dünyada da her yerde tüketici fiyatları endeksindeki değişime enflasyon deniyor. Yani enflasyon tanımı bir tane var. Onda kuşku yok yani enflasyonun ne olduğu üzerinde. Faiz derken tabii hangi faizi alacağız? Şimdi bir sürü faiz var piyasada. Yani X bankasına gittin, Y bankasına gittin. Parayı bankaya yatırırken ayrı faiz, kredi çekerken ayrı faiz. Konut kredisi çekerken ayrı faiz. Ne bileyim işte tüketici kredisi çekerken ayrı faiz vesaire. Yani bir sürü de faiz var. Merkez Bankası'nın belirlediği bir politika faizi var. Tabii bir de bu faizler arasında nominal faiz, reel faiz ayrımı var. Yani nominal faiz dediğimiz işte bankaya gittiniz, parayı yatırdınız, %17 faiz veriyor. İşte o nominal faiz. Reel faiz ise aslında onun enflasyon beklentisinden arındırılmış hali. Yani bazen yanlışlıkla enflasyondan arındırılmış hali diye tanımlanıyor ama değil, enflasyon beklentisinden arındırılmış hali. Tabii beklenti mevcut enflasyona eşit olabilir belli koşullarda ayrı mesele ama onun yaklaşık olarak enflasyon beklentisinden arındırılmış haline de reel faiz diyoruz. Tabii şimdi burada kastedilen şey nedir? Hangi faiz yani? De burada politika faizleri kastediyor Sayın Cumhurbaşkanı herhalde. Bu nominal bir faiz. Yani işte %14 şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi %14. Yani piyasadaki neredeyse hiçbir faiz %14 değil şu anda. Yani diğer faizler işte ne bileyim bankaya para yatırdığınız zaman değil, KKM ile falan zaten değil ama işte tüketici kredisi çektiğiniz zaman 14 yok. İşte ne bileyim ben belki konut kredisinde bu yeni ilk defa alıyorsanız falan 14 civarı olmuş olabilir. Bilemiyorum ama tabii onda da bu sürü başka şeyler istiyorlar. Yok işte hayat sigortası bilmem ne falan yine aslında faiz biraz yükseliyor ödeyeceğiniz para. Şimdi dolayısıyla neyse yani hangi faiz kastediliyordu aslında belki ona politika faizi diyebiliriz. Şimdi peki politika faizi sebep enflasyon sonuç mu? Evet aslında bir bakış açısıyla öyle çünkü yani ne bileyim ben yurt dışında da dünyada da şu anda dominant iktisadi görüş eleştirileri de var burada onu da kenara bırakıyorum ama dominant iktisadi görüş der ki para politikasında aslında faiz en temel para politikası aracıdır. İşte faizleri yükseltmek
sıkı bir para politikası anlamına gelir. Düşürmek daha genişleyici bir para politikası anlamına gelir. Genişleyici para politikaları genelde enflasyon yaratır. Sıkı para politikaları da enflasyonu kontrol altına almak için kullanılır. Dolayısıyla faizi yükseltmek enflasyonu düşürür. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Bakın biliyorsunuz faizi yükseltiyoruz, enflasyon düşüyor. Dolayısıyla şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faiz sebep, enflasyon sonuç diyor, orada duruyor aslında. Ama aslında orada kastettiği sebep sonuç değil. Çünkü sebep sonuç diğer insanlar da söylüyor. Yani diğer piyasadaki pek çok iktisatçı şu anda Türkiye'de faizlerin, politika faizlerin çok düşük olduğunu iddia ediyor, savunuyor. Ben de dahil olmak üzere. Faizleri yükseltmek gerekiyor diyor ki enflasyon düşsün. Dolayısıyla faizi yükseltelim ki enflasyon düşsün. Yani faiz sebep, enflasyon sonuç. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı kapıya çıkmış olduk ama aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastettiği şey şu. Sadece sebep sonuç söylemiyor. Aynı zamanda bir korelasyonun yönünü de söylüyor. Çünkü onun, yani tabii bu cümlede o yok ama aslında var. Çünkü onun kastettiği aslında hani sebep sonuç derken faizi düşüreceğiz, enflasyon düşecek. Eğer faizi yükseltirsek enflasyon da yükselir. O aslında faizle, politika faizi diyelim, politika faiziyle enflasyon arasında bir pozitif korelasyon öngörüyor. Yani bunların aynı yönde hareket ettiğini ima ediyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç derken. Onu söylemiyor belki ama ki o söylememesi aslında bir eksiklik bence ama söylemesi lazım. Ama aslında kastettiği pozitif korelasyon. Yani faizi arttıralım, enflasyon artsın anlamına geliyor. Bunu istemiyoruz. O yüzden faizi düşürelim, enflasyon düşsün. Bakış açısı o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı. Ama halbuki ya bu ve faiz sebep, enflasyon sonuç, tamam. Ama diğer iktisatçılar, yani Türkiye'de benim bildiğim, tanıdığım iktisatçıların %99'unun savunduğu görüş yine faiz sebep, enflasyon sonuç. Ama faizi yükseltelim, enflasyon düşsün. Faizi düşürürsek enflasyon yükselir. Ki faizi düşürdüğümüz için Eylül 2021'den beri enflasyon yükseldi. Hani bunu kastediyorlar. Bunu öncelikle vurgulamak gerekiyor. Tabii peki de konuşmanın başında şey demiştim. Yani bu iki değişken arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi de olabilir. Yani şimdi burada, buraya kadar konuştuklarımız hep faiz sebep, enflasyon sonuç. Aynen Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi oldu. Peki acaba enflasyon sebep, faiz sonuç olabilir mi? Olabilir aslında. Şöyle, çünkü hani merkez bankaları enflasyona bakarak karar veriyorlar değil mi? Dolayısıyla enflasyonu verili alıyorlar. Enflasyona bakıyorlar. Mevcut enflasyona bakıyorlar. Beklenen enflasyona bakıyorlar. Enflasyon beklentilerine bakıyorlar. Ve ona göre de bir faiz kararı veriyorlar. Mesela FED yakın zamanda biliyorsunuz faiz arttırdı 75 bas puan. Ki piyasada genelde 50 bekleniyordu yakın zamana kadar. Sonra son günlerde bir 75'e çıkmıştı beklenen. Tamam, neyse, sonuçta faiz arttırdı. 50 ya da 75 fark etmez. Niye arttırdı? Çünkü bir, mevcut enflasyon yüksek ama karar metnine bakarsanız eğer enflasyon beklentilerinde de bir bozulma görüyorlar. O beklentileri de aslında kontrol etmek için faizi arttırdılar. Yani enflasyona baktılar, enflasyon beklentilerine baktılar. Sonra faiz kararını verdiler. Dolayısıyla bir noktada da orada enflasyon sebep, faiz sonuç gibi oldu aslında. Hani öyle de bir ilişki var. Tabii o faiz arttırması da enflasyonu kontrol altına alırsa eğer, diyelim ki faiz sebep, enflasyon sonuç da olmuş olacak. Burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi mesela Fed'in faiz artışında özellikle bu eleştiriler yapıldı. Özellikle daha ana akımdan olmayan iktisatçılar tarafından. Faiz artışıyla enflasyon şu noktada kontrol etmek çok da şey değil. Çünkü hani enflasyondaki gelişmelerin önemli bir kısmı faizle kontrol edilebilir alandan gelmiyor. Şimdi bu tabii bazı ülkeler için doğru olabilir, bazı ülkeler için yanlış olabilir. Türkiye için bence doğru değil. Türkiye için tabii ki şunu söylemek lazım. Amerika'daki enflasyon içinde, Avrupa Para Birliği'ndeki enflasyon içinde, Türkiye'deki enflasyon içinde tabii ki para politikasıyla kontrol altına alınamayacak bir kısım var. Nedir bu? İşte Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın getirdiği bir, petrol fiyatlarına olan artış etkisi, yani petrol fiyatlarını artırıcı etkisi. İki, ve tabii enerji fiyatlarını artırıcı etkisi. İki, tahıl fiyatlarını artırıcı etkisi. Rusya önemli bir petrol ihracatçısı ülke, gaz ihracatçısı ülke, enerji ihracatçısı ülke diyelim genel olarak. Dolayısıyla Rusya'ya uygulanan bir ambargo veya işte Rusya ile işte ilişkilerin dünyanın diğer kalanının bozulması tabii şey yapıyor, enerji fiyatlarına artırıcı yönde etki etti malum. Bunu zaten hepimiz görüyoruz. Bunu tabii para politikası kontrol altına almak pek mümkün değil. Keza yine bu Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya ve Ukrayna ikisi de önemli ölçüde tahıl ihracatçısı ülkeler. Dolayısıyla işte ayçiçek yağında gördük mesela, işte buğday fiyatları vesaire. Rusya, Ukrayna'nın tahıl deposunu bombaladı, önemli miktarda tahıl ürünü yok oldu vesaire falan, neyse. Dolayısıyla onun da bir, ki zaten genelde savaşta, dünyada savaşlar tahıl fiyatlarını arttırır. Mesela Kore savaşları zamanında da böyle olmuştur, İkinci Dünya Savaşı sırasında da vesaire vesaire, neyse. O da şey, tahıl fiyatlarına, dolayısıyla gıda fiyatlarına arttırıcı bir etkisi var. Tabii gıda ve enerjide enflasyondaki önemli kalemler. Dolayısıyla bunların dünyada enflasyona bir etkisi var.
Ama ne kadar etkisi var? Yani işte ne bileyim Amerika'da mesela %8.6 civarındaydı galiba son Mayıs enflasyonu. İşte ne bileyim Avrupa'da da 8-10 civarında ülkeden ülkeye değişmekle beraber Türkiye'de 70 ki belki de 100'e doğru gidecek. Dolayısıyla hani tamam bir ölçüde bir etkisi var tabii ki bu savaşların, savaşın. Artı bir de lojistik problemler. Şimdi pandemi bitti gibi aslında dünyanın çoğunda diyelim ama Çin'de devam ediyor önemli ölçüde. Niye devam ediyor? Belki Çin'in aşısının bu omikron varyantına karşı etkisizliği de olabilir veya başka bir şey bilmiyorum ama Çin'de pandemi devam ediyor. Dünyada aslında pandemi devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü hala pandemi kararını geri çekmedi. Ama Çin özellikle kapatma tedbirlerine yer yer, lokal olarak kapatma tedbirlerine devam ediyor. Ki mesela kapatma tedbirlerini uyguladıkları bir şehir Şangay. Önemli bir ihracat limanı. Dolayısıyla Şangay'ı bir kapattığınız zaman dünyadaki böyle üretim faaliyetleri hakikaten kısa süre içerisinde sekteye uğruyor. Uğradığı zaman da tabii bu fiyatlara yansıyor. Dolayısıyla bu arz lojistik problemleri, arz zincirindeki kırılmalar hala etkili. Dolayısıyla bunun da bir etkisi var fiyatlara. Dolayısıyla enflasyona. Dünyadaki hemen hemen her ülkedeki enflasyona. Ama şimdi bu ne kadar? Yani bunun etkisi %70 değil. Hani Türkiye'ye %70 enflasyon var Türkiye'de. Tabii bunun bir kısmı da bunlardan geliyor ama tamamı da gelmiyor bunlardan. Tabii Türkiye'de mesela bir gerekçesi dövizin ciddi derecede Türk lirasına karşı değer kazanması ve bu ihracat veya pardon enerji özür dilerim enerji önemli ithalat kalemimiz artı onun dışında gene ithal ettiğimiz pek çok ürün var. İhraç etmek için dahi kullandığımız birçok ürün var. İthal ediyoruz önce sonra işliyoruz ve ihraç ediyoruz. Veya aslında Türkiye'de tüketim olarak da kullanılan birçok ithal ürün var. Aynı zamanda tabii enerji var. Bunların fiyatları artıyor. Çünkü bunların fiyatları bir tabii bu az önce saydığım para politikası ile kontrol edilemeyecek sebeplerden dolayı artıyor. Bir de mesela para politikasıyla kontrol edilebilecek sebeplerden dolayı artıyor. Nedir o? Yani Türk lirasında değer kaybı faizler gereğinden düşük tutulduğu için dolayısıyla bunların Türk lirası cinsinden değerini arttırıyor. Yani dolar cinsinden fiyatları sabit bile kalsa ne bileyim ben bir varil petrolün ki fiyatı da artıyor. Dolar cinsinden de artıyor ayrı hikaye ama diyelim ki sabit kalsaydı dahi Türk lirası cinsinden değeri artıyor. Çünkü Türk lirası değer kaybediyor dövize karşı. Amerikan dolarına karşı, euroya karşı, diğer major ve hatta minor para birimlerine karşı. Bu tabii para politikası etki edebileceğiniz bir şey. Keza yine para politikası etki edebileceğimiz bir şey. Talep meselesi. Şu anda işte mesela bunu da yine sosyal medyada bayağı bir yazdım. Yani hakikaten enflasyona göre krediler çok ucuz. Birkaç kere de bunun örneğini verdim. Yani tüketici kredisi alıp dövize yatırdığınız zaman birkaç haftada ilk taksitten ne birkaç haftası pardon 4-5 günde birkaç günde yer yer zaman zaman oldu bu. İlk taksiti çıkarttınız. Hatta birkaç haftada da neredeyse krediyi çıkarttınız ve dolayısıyla aslında kâra geçtiniz. Şimdi bu tabii rasyonel bir şey değil. Bu olması gereken bir şey değil. Tabii şimdi diyeceksiniz ki tüketici kredisi alıp dolara yatırmak bankalar tarafından teşvik edilmiyor. Tüketici kredisi alırken imza atıyorsunuz. Bununla döviz almayacağım vesaire diye ama tamam atıyorsunuz. Bunun ama enforcement'ı yok yani. Bunun ne bileyim ben annenize babanıza gönderirsiniz bu parayı. Çocuğunuza gönderirsiniz. Eşinize gönderirsiniz. Kardeşinize gönderirsiniz. Onun hesabını alıp tekrar kendi hesabınıza aktarırsınız. Bir şey yok yani. Bunun kontrol mekanizması yok. Dolayısıyla da yani şey de değil, yasal da değil kontrol mekanizması koymaya kalksanız zaten bence. O nedenle bunu yapan çok insan var benim çevremde. Ben görüyorum bizzat. Dolayısıyla bu da mesela enflasyonu besleyen bir şey. Sadece tabii şey almak değil, döviz almak değil. Tüketici kredisiyle başka ürünlere de talep de bulunabilirsiniz. Bu da tabii talep arttırıcı bir şey. Suni olarak arttırıcı bir şey. Bunun da enflasyon etkisi var. Tabii şimdi burada ne mantık var peki? Niye böyle bir düşük enflasyon, düşük faiz politikası uygulanıyor diyeceksiniz. Orada görüş şu, çok tabii bu bir azınlık görüşü olmasının ötesinde çok nadir koşullarda, sağlaması nadir olan koşullarda şey yapılabilecek bir şey. Yani tutabilecek bir görüş. O da şu, faizleri düşük tutalım. Bununla işte yatırımcı bol bol kredi çeksin, ucuz olduğu için krediler. Yatırım yapsın, üretim sağları, istihdam sağları yaratsın, üretim artışı olsun. Böylece bu arz zinciri problemlerini ortadan kaldıralım. Yani arzı arttıralım. Arzı arttırıcı bir etkisi var bunun. Arzı arttırıcı etkisinden dolayı da zaten o vesileyle şey yapabiliriz. Enflasyonu düşürebiliriz gibi bir beklenti olabilir. Veya tabii büyümeye etkisi var. Yani büyümeye etkisi zaten yatsınamaz. Tabii suni bir büyüme ama var. Büyümeye etkisi var. Seçim öncesi genelde iktidarlar faizleri çok böyle sıkı tutmak istemezler. Dolayısıyla mesela şu anda da işte Amerika'da faiz artışının demokratların mesela iktidarına mal olabileceği konuşuluyor.
Amerikan ekonomisini bir stagnasyona veya durgunluğa diyelim, resesyona veya sokabileceği konuşuluyor. Bu da tabii mesela demokratların iktidar açısından iyi olmaz. Türkiye'de de mesela AKP iktidar açısından iyi olmayabilir. Yüksek faiz politikası bu isteniyor olabilir ama tabii şimdi Amerika'daki ile Türkiye'deki durum oldukça birbirinden farklı. Yani tabii biz ya onlar durgunluğa girebilir ama mücadele ettikleri enflasyon %10'un altında 8,5 civarı diyelim. Bizim mücadele ettiğimiz enflasyon %70 en iyi ihtimalle. Dolayısıyla arada ciddi bir farklılık söz konusu. Derli toplu bir şekilde bu görüşlerimi burada söylemek istedim. Umarım hani en azından bu sebep sonuç, hangisi sebep, hangisi sonuç, niye sebep, niye sonuç anlamaya çalışanlara bir ölçüde de olsa yardımcı olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.